Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 25. ayet. Hamim tenzilül minel minel rahmanirrahim. Ayet-i kutsiyesidir. Bu ayetin mana işaresi Vesail-ül Nur ile münasebeti çok kuvvetlidir. Bir ciheti şudur ki Risalet-ül Nur'un ve şakirtlerinin mesleği dört esas üzerine gidiyor. Birincisi tefekkürdür. Hakim ismine bakıyor. Bir de şefkattir. Hadsiz olan fakrını hissetmektir ki Rahman ve Rahim isimlerine bakıyor. Hem şu ayet nasıl ki Vesail-ül Nur'un telif ve tekemmül tarihine tevafukla parmak basıyor, öyle de tenzilün kelimesiyle vakf mahalli olmadığından tenvinnün sayılmak cihetiyle makam 547 olarak sözlerin ikinci ve üçüncü ismi olan Vesail-i Nur ve Risale-i Nur adedi olan 548 Risale-i Nur ve Risale-i Nur'un adedi olan 548 ve 49'a şeddeli nun bir nun sayılmak cihetiyle pek cüz'i ve sırrı bir veya iki farklı tevafuk ederek remzen ona bakar dairesini alır. Hem Hamim tenzilü minel rahmanir rahimin makam cifrisi bir vecihle yani tenbin nun sayılsa ve şeddeli iki ra'daki lam asli hesap edilse hamim telaffuzda olduğu gibi 1354 veya 5 eder. Ve diğer bir vecihte yani tenvin sayılmazsa 1304 eder. Üçüncü vecihte yani telaffuzca bulunmayan iki lam hesaba girmese 1294 eder. Birinci vecihte tam tamına Vesail-i Nur'un telifse bir derece tekemmülü ve fevkalade ehemmiyet kesbetmesi ve fırtınalara tutulması ve şakitleri kutsi bir teselliye muhtaç oldukları Arabi tarihiyle şu 1355 ve 54 tarihine hem 31 adet lemalardan ibaret olan 31. mektubun telif zamanına hem o mektubun 31. lemasının vakti zuhuruna ve o lemadan 1. şuan telifine ve o şuan 29 makamında 33 adet ayatın Risale-i Nur'a işaretleri istihraç edildiği hengamına ve 25. ayetin Risale-i Nur'a imaları yazıldığı şu zamana, şu dakikaya, şu hale tam tamına tevafuku ise Kur'an'ın icazı manevisine yakışır, gayet latif ve müjdeli bir tevafuktur. Buyurun, evet, buyurun. İkinci vecihte, yani 1304 makamıyla Risale-i Nur'un tercümanı, Risale-i Nur'un basamakları olan Mebadi-i Uluma, Besmele Kec olduğu ve Fütühat-ı Nuriye'de Besmelesini çektiği ve Fatiha-i Hayat-ı İlmiye'de Bismillahirrahmanirrahim okuduğu zamanla tam tamına tevafukla parmak basıyor, arkasını sıratıyor, haydi git, selametle çalış, remzen diyor. Üçüncü vecihte, yani 1293 veya 4 olan makam-ı cibrisiyle o tercümanın besmele-i hayat-ı dünyeviyesinin iktidasına tam tamına tevafuz sırrıyla ima eder ki onun hayatı çok dehşetli dağları ve fırtınaları görmek ve çekmekle beraber daima Rahman ve Rahim isimlerinin mahzarı olarak rahmetle muhafaza ve şefkatle terbiye edileceğini remzen mün'imane haber veriyor. Bu suretle Kur'an'ın manevi icazından ihbar gaybi neyinin
bir şu anı gösteriyor. Onu beyler. 26. ayet Sure-i Hud'da feminhum şakiyyun ve sa'idun ayetinin iki satır sonra gelen ve emmen lezine su'idu fe fil cennet ayetidir. Şu ayetin şerdeli mim ve şerdeli lam ve şerdeli nun ikişer sayılmak ve el cennetteki te vakıfta olduğundan he olmak cihetiyle makam-ı cifrisi 1352 olmakla tam tamına Resail'in nur şakirtlerinin en meyusiyetli ve musibetli zamanları olan 1352 tarihine tam tamına tevafukla o acınacak hallerinde kutsi ve semavi bir teselli, bir beşarettir. Ve ayetin münasebet-i maneviyesi 1-2 Risale'de yani keramat aleviyede ve gasiyede beyan edilmiştir. Ve emmel lezine su'idu'deki su'idu kelimesi feminhum şakiyyun ve sa'idun'deki sa'idun kelimesine Kur'an sayfasında tam müvazi ve mukabil gelmesi bu tevafukla bir letafet daha katar. Bu ayetin külli ve çok geniş manayı kutsisinin cüz'iyatından Risale-i Nur şakirtleri gibi teselliye çok muhtaç bir cüz'isi bu asırda 1352'de bulunduğuna tam tamına tevafukla işaret ederek başına parmak basıyor. Eğer fefil cennet kelimesinde vakfedilmezse ve halidin kelimesiyle rapt edilse o vakitte he olmaz. Fakat daha latif tesellikar bir tevafuk olur. Çünkü ve emmen lezine su'idu kaide-i nahviyece müptedadır. Fefil cenneti halidin onun haberidir. Bu haber ise makam-ı cifrisi olan 1349 adediyle 1349 tarihinden beşaretle remzen haber verir. Ve o tarihte bulunan Kur'an hizmetkarlarından bir taifenin ashab-ı cennet ve ehli saadet olduğunu mana işaresiyle ve tevafuk-ı cifriyle ihbar eder. 1349 değil mi? 1349. Yani 1324, 1908 oluyor. 33. Bu haber ise makam-ı çiftliği olan 1349 adediyle 1349 tarihinden beşaretle remzen haber verir. Ve o tarihte bulunan Kur'an hizmetkarlarından bir taifenin ashab-ı cennet ve ehl-i saadet olduğunu mana-i işaresiyle ve tevafuk-ı cifriyle ihbar eder. Ve bu tarihte Risale-i Nur şakirtleri Kur'an hesabına fevkalade hizmetleri ve tenevvürleri ve çok mühim risalelerin tehlifleri ve başlarına gelen şimdiki musibetin düşmanları tarafından ihzaratı tezahür ettiğinden elbette bu tarih müteveccih ve işari tesellikar bir beşareti Kur'aniye en evvel onlara baktığını gösterir. Evet, fefil cenneti halidinde şeddeli nun bir nun sayılmak cihetiyle T400, H600, 1000 eder. 2 nun 100, 1 ya 2 fer, 1 lam 200, diğer lam 30, 2. ya 10, 2 elif 2, 1 cim 3, 1 dat 4, 40, 1 dal 4, 49 eder ki yekülü 1349 eder. Bu müjde-i Kur'aniye'nin binden bir vecci bize teması bin hazineden ziyade kıymettardır. Bu müjdenin bir müjdecisi bir sene evvel görülmüş bir rüyaya sadıkadır. Şöyle ki, Isparta'da başımıza gelen bu hadiseden bir ay evvel bir zat-ı rüyada ona deniliyor ki, Resail-i Nur şakirtleri iman ile kabre girecekler, imansız vefat etmezler. Biz o vakit o rüyaya çok sevindik. Demek o müjde, bu müjde-i Kur'aniye'nin bir müjdecisiymiş. Haşiye, cihan saltanatından daha ziyade kıymetli bir müjde-i Kur'aniye, bir beşaret-i semaviye bu sahifede vardır. 27. ayet. Evet, hazırlan. Ben de şey diyeceğim. Ne biliyorsunuz böyle? Bak orada yok ya. Hazırlıksız mı? Oraya gelmez böyle. Gel oraya.
27. ayet Sure-i Saf'ta yuridûne li yudfi'û nûrallâhi bi efvâhihim vallâhu mutimmu nûrihi velev kerihel kâfirûn'dur. Bu ayetteki nûrallâhi bi efvâhihim vallâhu mutimmu nûrihi cümlesinin makam-ı cifrisi 1316 veya 7'dir. Ve bu tarih ise sabıkan 21. ayetin hatimesinde zikredilen İnkılab-ı Fikri sadedinde Avrupa'nın bir müstemleket nazırı Kur'an'ın nurunu söndürmesi çalışması tarihine ve Resail-i Nur mehdifi dahi ona karşı o İnkılab-ı Fikri sayesinde o nuru parlatmaya çalışması aynı tarihe hem 7 sure 7 defa tilke ayetül kitap aynı tarihe hem tasin tilke ayetül Kur'an dahi aynı tarihe hem hedani Rabbi ila sıratı müstakim dahi aynı tarihe hem inne Rabbi ala sıratı müstakim dahi şedderi nun bir nun sayılmak ve tenvin sayılmamak cihetiyle aynı tarihe hem fe'arid anhum fermanı dahi aynı tarihe hem nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi dahi aynı tarihe bir ittifak muvafakatları elbette remizden, işaretten, delaletten ziyade bir sarahattir ki Risale-i Nur'u Nur İlahi'nin birlenmesi olacağını ve düşmanları tarafından gelen şübehat zulümatını dağıtacağını mana işaresiyle müjdeliyor. Hem bu cifri ve müteaddit ve manidar tavafuklar ise kuvvetli bir münasebet-i maneviye istinad ederler. Evet, Resail-i Nur'un 129 risaleleri, 129 elektrik lambalarının şişeleri müsüllü, Kur'an nuru azamından uzanan tellerin başlarına takılıp, o nurun eşrettikleri meydandadır. Risale-i Nur'un yarı ismi iki defa bu cümleye ayette bulunmasıyla, o münasebeti pek letafetlendiriyor. 28. ayet, Sure-i Tevbe'de, يُرِيدُ اَنْ يُطْفِهُ نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِهُ نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ayetindeki نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ cümlesi kuvvetli ve letafetli münasebet maneviyesiyle beraber şeddeli lamlar birer lam ve şeddeli mim asıl kelimeden olduğundan 2 mim sayılmak cihetiyle 1324 ederek Avrupa zalimleri Devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmek niyetiyle müthiş bir suikast planı yaptıkları ve ona karşı Türkiye hamiyetperverleri Hürriyeti 24'te ilanıyla o plana yani 1918'de Türkiye hamiyetperverleri Hürriyeti 24'te ilanıyla o plan hakim bırakmaya çalıştıkları halde maalesef 6-7 sene sonra harb-ı umumi neticesinde yine o suikast niyetiyle Sevr muahedesinde Kur'an'ın zararına gayet ağır şeraitle kafirane fikirlerini yine icra etmek olan planlarını hakim bırakmak için Türk milliyetperverleri Cumhuriyeti ilanla mukabeleye çalıştıkları tarihi olan 1324'de ta 34'de ta 54'de tam tamına tevafukla o her cümerc içinde Kur'an'ın nurunu muhafazaya çalışanlar içinde Resail-i Nur müellif 24'te ve Resail-i Nur'un mukaddematı 34'te ve Resail-i Nur'un nurani cüzleri ve fedakar şakitler 54'te mukabeleye çalışmaları göze çarpıyor. Hatta hakikat ahali bilmeyen bir kısım eli siyaseti telaşa sevk ettiler ve bu itfa suikastına karşı tenbir vazifesini tam ifa ettiklerinden bu ayetin mana işaresi cihetinde bir medar-ı nazar olduklarına kuvvetli bir emaredir. Şimdi İslamlar içinde nuru Kur'an'a muhalif faaliyetlerin ekserisi o suikastların ve Sevr muahedesi gibi gaddarane muahedelerin vahim neticeleridir. Eğer şeddeli min dahi şeddeli lamlar gibi bir sayılsa o vakit 1284 eder. O tarihte Avrupa kafirleri Devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmeye niyet ederek 10 sene sonra Rusları tahrik edip Rus'un 93 muharebe-i meşhumesiyle alem İslam'ın parlak nuruna muhakkak bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resail'in nur şakitleri yerinde Mevlana Halid'in Kuddise Sirru şakitleri o bulut zulümatını dağıttıklarından
Bu ayet bu cihette onların başlarına remzen parmak basıyor. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri olabilir her ne ise. Bu nurlu ayetin çok nurani nükteleri var. El katratı tedullu alel bahr sırrıyla kısa kestik. 29. ayet. Sure İbrahim'in başında Elif Lam Ra Kitabun enzelnahu ileyke li tuhricen nase minel zulümati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratil azizil hamid ayetidir. Şu ayetin 4-5 cümlesinde 4-5 ima var. Mecmu'u bir işaret hükmüne geçer. Birincisi ilen nuri bi izni rabbihim cümlesi ifade eder ki Kitab-ı Mübin vasıtasıyla 14. asırdaki zulümattan insanlar biiznillah Kur'an'dan gelen bir nura çıkarlar. Bu meal ve hususen nur lafzı Resail-i Nur'a mutabık olduğu gibi makam-ı cifrisi Şeddelinun 2 nun olmak üzere 1338 veya 9 ederek Harbi Umumi zulümatında telif edilen Resail-i Nur'un Fatihası olan İşarat-ül İcaz tefsiri o zulmetler içindeki zuhuru tarihine tam tamına tevafuku ve ayetteki nur kelimesi Risale-i Nur'daki nur lafzına ima ile bakıyor. İkincisi İlâ sırâtil azîzil hamîd cümlesi evvelki cümledeki nuru tarif ederek der. O nur, Cenab-ı Hakk'ın izzet ve mahmudiyetini gösteren yoldur. Bu cümlenin makam-ı ebcedisi 548 veya 50 olarak Resail-i Nur'un şeddelilun bir nun olmak üzere adedi olan 548'e tam tamına tevafuk eder. Tabi bu zamanda söylenmiş, ne hasemler gelmiyor diyorsunuz. Son zamanda böyle. Ta eğer okunmayan iki elif sayılsa, mertebesine işaret eden iki farkla yine tam tamına tevafuk eder. Bu imayı teyit eden, hem letafetlendiren bir münasebet var, şöyle ki, alem İslam için en dehşetli asır, 6. asır ile Hülagu fitnesi ve 13. asırın ahiri ve 14. asır ile Harbi Umumi fitneleri ve neticeleri olduğu münasebetiyle bu cümle, makam-ı ebcedi ile 6. asra ve evvelki cümle gibi El-Aziz-il Hamid kelimeleriyle bu asra Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid devirlerine ima eder. Hem sabık ayetlerde ise Resail-i Nur'un ikinci ismine tevafukla işaret eden umum ayetler dehşetli asır olan Hulagu ve Cengiz asrına dahi ima ederler. Hatta o ayetlerin hem o asra hem bu asra imaları içindir ki Hz. Ali radıyallahu anh Ercüzesinde ve Ağuz-ı Azam radıyallahu anh kasidesinde Resail-i Nur'a keramet kârâne işaret ettikleri vakit hem o asra hem şu asra bakıp hiddetle işaret etmişler. Üçüncüsü minel zulümet kelimesindeki zulümetin adedi 1372 ederek bu asrın zulümlerini zulmetleri ne vakte kadar devam edeceğini o zulmetlerin içinde bir nur daima tenvire çalışacağını ima ile Risale-i Nur'un tenvirine remzen bakar. Dördüncüsü lituhricen nes cümlesi diyor ki 1345'te Kur'an'dan gelen bir nur ile insanlar karanlıklardan ışıklara çıkarılacak. Bu meal ise 1345'te fevkalade tenvire başlayan Resail-i Nur'a tam tamına cifirce hem mealce muvafık ve mutabık olmakla Risale-i Nur'un makbuliyetini ima belki remz ediyor. Beşincisi Elif Lam Ra Kitabun enzelnahu ileyke'deki ileyke kelimesi Kur'an'a has baktığı için hariç kalmak üzere Elif Lam Ra Kitabun enzelnahu cümlesinin makamı Risale-i Nur'un birinci ismine tam tamına tevafuk etmesi Risale-i Nur'un Kitab-ı Münzel'in tam bir tefsiri ve manası olduğunu
ve ondan yabani olmadığını remzen ifade eder. Çünkü Elif Lam Ra 382, Kitabun 423, Enzelnehu 144, Yekunu 949. Eğer tenvin nun sayılsa 999 ederek Risaletun Nur'un, eğer şeddeli nun bir nun sayısı adedi olan 948'e, eğer şeddeli nun iki nun olsa 998'e sırlı yani vahiy olmadığını ifade için bir tek farkla tevafuk edip ona ima eder. Elhasıl bu bir tek ayette mezkur beş cümlenin münasebeti maneviyi gözeterek beş adet imaları bir kuvvetli işaret, belki bir delalet hükmüne geçebilir kanaatı bana bunu yazdırdı. Hata etmiş isem Kitab-ı Mübin'i şefaatçi edip Erhamur Rahim'inden kusurun affını niyaz ederim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. 29. ayetin sehvine dair tafsilat. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük bir sehvden kuvvetli bir işaret-i gaybiye gördüm. Ondan bildim ki o sehvi bunun içinmiş. Şöyle ki şöyle ki birinci şua olan işaret-i Kur'aniyenin 29. ayet Sure-i İbrahim'in başında Elif Lam Ra Kitabun enzelnâhu ileyke tuhricennâse minezzulümâti ilennûri biizni rabbim içinde ilennûri biizni rabbim cümlesine makam-ı cifrisi sehven 1334 ederek Risale-i Nur'un Fatiha'sı olan İşarat-ül İcaz tefsirinin zuhuru ve tab'u tarihine tevafukla bakar denilmiş. Halbuki merfuz harflerinin makamı 1339 olup bu tefsirin fevkalade iştiharı ve Darül Hikmet tarafından ekser müftülere gönderilen nüshalar müteaddit ve maddi ve manevi inkılapların sarsıntılarından vikaye noktasında çok emareler ve müftülerin itirafiyle birer kal'a ve ekser müftülerin ellerinde birer elmas kılıç hükmüne geçmeleri tarihine tevafukla takdirkârâne bakar. Okunmayan iki elif sayılsa 1341 edip Risale-i Nur'un mebde-i zuhuruna tam tamına tevafukla bakar. Bu küçük sehiv şöyle bir manayı birden kuvvetli ihtar etti ki o Sure-i İbrahim'in başındaki ayetin Risale-i Nur'a remzen bakan yalnız onun dört cümlesi değil. Gel buraya gel. Sure-i İbrahim'in başındaki ayetin Risale-i Nur'a remzen bakan yalnız onun dört cümlesi değil, belki o birinci sayfa ahirine kadar münasebat-ı maneviye cihetinde bir manayı remziyle Efrad-ı kesiresi içinde Risale-i Nur'a gizli bir hususiyetle ima eder, remzen bakar. Ben şimdilik o hakikat remziyi beyan edemem, yalnız kısa bir işaret edilecek. Evet, Risale-i Nur'un mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla şu surede daha ziyade Risale-i Nur'u kucağına alıyor. Baştaki ayet dört cümleyle en karanlık bir asrın kara içinde, zulmet zulmet içinde insanları nura çıkaran ve Kur'an'dan çıkan bir nura parmak bastığı gibi en karanlık içinde bulunan ve Risale-i Nur'un cereyanına muhalif gidenleri tarif eder. Üçüncü ayet اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِبَجَ اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ. Bu dahi üç cümlesiyle bazı münasebat-ı maneviye ve muvaffakat-ı mefhumiye cihetinde ve hem Risale-i Nur'un mesleğine hem mülhidlerin mesleğine iman bakar ve birinci cümlesiyle der ki o bedbahtlar bazı ehli imanın İmanları beraber olduğu halde ve bir kısım ehli ilmin ahireti tam bildikleri halde
onlara iltihak delaletiyle bilerek ve severek hayatı dünyeviyi dine ve ahirete, yani elması tanıdığı ve bulduğu halde 5 paralık şişeyi ona tercih etmek gibi sefaati hayatı dini hissiyata muannidane tercih edip dinsizlikle iftihar ederler. Bu cümlenin bu asla bir hususiyeti var. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı göstermemiş. Sair asırlarda bu ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyor. Elması elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. Ve ikinci cümlesi olan وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ile der ki o bedbahtların dalaleti muhabbeti hayattan ve temerrütten neşet ettiği için kendi halleriyle durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Bildikleri ve onun ile ecdadları bağlı olan dine adavetkârâne menbaalarını kurutmak ve esasatını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Ve üçüncü cümlesi olan وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ ile der ki onların dalaleti fenden felsefeden geldiği için acib bir gurur ve garip bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde bu hakaikın düsturlarını süfli hevesatlarına ve müşteriyatlarına müsait görmediklerinden haşa haşa eğri yanlış noksan bulmak istiyorlar. İşte bu ayet üç cümlesiyle manen bu asırda acib bir taife-i dalleye tam bir tevafuk maneviyle mana işaresiyle çok efradi içinde hususi baktığı gibi tevafuk-u cifresiyle dahi başlarına parmak basıyor. Evet, evvelki cümle olan اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ اَنِمْ مَقَامِ 1327. Eğer şeddeli lam ve be ikişer sayılsa, Arabi tarihiyle 1359 edip, o duyanlı taifenin savletli zamanını göstererek tam tamına tevafukla bakar. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَانِمْ مَقَامِ tenvin nun olmak cihetiyle 1209 ederek şeriat-ı İslamiye'ye suikast olarak ecnebi kanunlarını adliye sokmak fikri ve teşebbüsü tarihine tam tamına tevafukla bakar. Ve bu emareler gibi çok imalar ile baştaki ayetin kuvvetli işaret ettiği Risale-i Nur'un muarızlarına zahir bir surette baktığı gibi mefhum-u muhalifi delaletiyle dahi Risale-i Nur'a tam bakar. Hatta 4. ayette Risale-i Nur'un Türkçe olmasını tahsin eder ve 5. de Arabi ve Türkçeyi tam bilmeyen ve mürşidleri ve alimleri perişan olan vilayat-ı şarkiyede Risale-i Nur imdadlarına ve her taifeden ziyade başlarına gelen hadiseler ve ayette bi eyyâmille tabir edilen elîm vakaları hatırlarına getirmekle ikaz ve irşad etmelerine bir mana işari ve remziyle emrediyor. Bu ahirki ehemmiyetli işareti beyan etmeme şimdilik izin olmadığından yalnız her birinin bir tek remzi gayet kısa beyan edilecek şöyle ki 4. ayetin وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ cümlesi makam-ı cifresiyle ve baştaki ayetin işaretleri karinesiyle risalet ve nübüvvetin her asırda veraset noktasında naibileri, vekilleri bulunmak kaidesiyle bir manayı remzi cihetinde vazife-i ersiyeti yapan Risale-i Nur'u efradi içine hususi bir iltifat ile dahil edip Risale-i Kur'an olan Arabi olmayarak Türkçe olmasını takdir ediyor. Evet, bunun makamı Resulündeki tenvin nun sayılmak ve şeddeli lam iki sayılsa ve şeddeli ye bir sayılsa 1358. Her ikisi bir daha sayılsa 1328. Şeddeliler iki sayılsa, tenvin sayılmazsa 1318. Hem tenvin hem şeddeliler sayılsa 1368 ederek Risale-i Nur'un 5 devresine ve 5 vaziyetine remzen ve imanen bakar. 5. ayette اَنْ اِخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ cümlesinde makam-ı cifrisi şeddeliler birer sayılmak cihetinde 1351 ederek Risale-i Nur'un şimdilik beyanına izni olmayan ehemmiyetli vazifesinin
Ve bu evamiri Kur'an-ı imtisalinin tarihine tam tamına tevafuk-u cifri ve muvafakat-ı maneviye karinesiyle ve kıssadır hisab-ı makmunasebat mefhumiye remziyle Risale-i Nur-i İma'en bakar. Daha yazılacak çok gaybi işaretler var. Fakat izin verilmedi, şimdi kaldı. Kendiler duyuyor, işte başka şeylerle. Şöyle bir şey, bazı arkadaşlarla yani güzel kereşiyle kendime münasip bir. Şimdi bu başörtü üniversitelerinde çok karşıldı. Bizim ihtiyarımız olmadan ya, önlenmedi yani. Eyüp Sultan'da çok dualar edildi. Ne edildi? Vesaire. Yani bir mübarek arkadaş böyle bunu işecek. Epeci hanımlar kısa böyle burada vesaire yani. Şu vardı Nurcular neden böyle sahip çıkmadılar vesaire gibi. Yani. Bu arkadaş da böyle. Yani sahip çıkıldı ya bundan da olay dualar ettik şey yaptık yani. Bir türlü şey vermedi yani. Bu bizim ihtiyarımızın haricinde oldu vesaire. Ama bütün bunlardan sonra ne yapalım yani şimdi?